Cesur fotoğrafçı Mihal Hanaviç, Kuzey Kore ziyaretinde pek çoğu yasak olan birçok fotoğraf çekti ve ülke dışına kaçırmayı başardı. Kendisi geçen yıl Çin'den Kuzey Kore'ye geçip ülkede tüm turistler için zorunlu olan tur rehberiyle ülkeyi gezdi. Yanındaki rehber ve gözlemciye rağmen tehlike ve tutuklanma riskini göze aldığı bu fotoğraflar için gezegenin en gizemli ülkesi hakkında insanların fikir sahibi olmalarını istedim yorumunu yapan Mihal, yaşadıklarını BoardPanda sitesine anlattı. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gördüğünü hiç sevinmeyeceği o 37 fotoğraf. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. İyi seyirler. Sokakta temizlik görevlileri askerlerin gözetimi altında ülkenin başkenti Pyongyang'da bir parkı temizliyorlar. Bir restoranda servis yapan garson kızın görüntülendiği bu fotoğrafta, diğer yanda televizyonda gün boyu yapılan propaganda yayınlarından bir kare göze çarpıyor. Ülkenin kırsal kesiminde bir bölgede trenin kontrollü geçişi sağlanırken, bekleyen halkı fotoğraflamak için kısa bir süre yakalayan fotoğrafçı bu anı görüntülüyor. Kuzey Kore sokaklarında sıradan bir gün. Sokakta bebek arabası süren bir kadın ve etrafında diğer yayalar ve çocuklar kareye böyle yansıyor. Fotoğrafçının yakaladığı karelerden bir tanesi de şehir içi seyahat eden Kuzey Korelilerin bu pozu. Yüzlerindeki mutsuzluk kolaylıkla okunabiliyor. Her biri tek tip kahverengi kıyafet giymiş ve sarı baret takan işçiler ana cadde üzerinde malzemelerini taşıyorlar. Ülkeye giriş sırasında ülkeye sokmak yasak olan şeyleri kontrol etmek için kullanılan gümrük beyan formunun fotoğrafı çekilmiş. Bu sırada herhangi yasaklı bir yayın, film, pornografik içerik ve hatta rehber olma ihtimaline karşın tüm laptoplar incelenmiş. Ülkeye yabancı turistlerin girebileceği sayılı noktalardan biri olan Dandong istasyonu neredeyse ıssız halde. Ülkeye giriş çıkışların ne kadar az olduğunu gösterir nitelikte. Bu fotoğrafta görülenlerin tamamen kurgu olduğu söyleniyor. Ülkenin başkentinde ana istasyonda çekilen bu fotoğrafta etrafta yolcular geziniyor fakat istasyona ne gelen ne de giden bir tren yok. Başkent baştan aşağı temiz görünüyor olsa da çekilen bu fotoğraf kent sakinlerinin yaşamı konusunda daha gerçekçi bir fikir veriyor. Fotoğraf çekme konusunda en riskli şeylerden biri de askerlerin fotoğraflanması. Şiddetli bir şekilde yasak ama Mihal bu riski göze alıp sohbete dalmış iki Kuzey Kore askerinin fotoğrafını çekmeyi başarıyor. Kuzey Kore askerlerini taşıyan yıpranmış bir kamyonet, tozlu bir yolda gürültülü bir şekilde hareket ediyor. Yine Kore'nin kırsal kesiminden bir kare geliyor. Göz alabildiğine yeşillik ve muhteşem bir bitki örtüsü sayesinde tarım bölgede hayatta kalabilmenin en büyük faktörlerinden biri haline geliyor. Başkent Pyongyang'da depresif gri kuleler şehrin diğer karanlık mimarisi içinde yükseliyor. Sino-Kore Dostluk Köprüsü, Güneydoğu Çin'den Kuzey Kore tarafına geçen turistlerin parlak ışıkları görebilecekleri son yer. Mihal bu fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor. Burası sadece yerli halkın alışveriş yapabileceği bir market ve bu kareyi çekmek için sadece 15 saniyem vardı. Orada olduğumu fark eden görevli beni hemen dışarı attı ama neyse ki fotoğraf çektiğimi görmedi. Başkentte kalabalık bir otobüste seyahat ederken görüntülendiklerini fark eden Koreliler kameraya sert bakışlar atıyor. Kırsal kesimde pek çok yerde görülen bu gözetleme kuleleri adeta bir açık hava hapishanesi gibi halkı gözetliyor. Bir tren istasyonunda kontrolden sorumlu askerin gizlice çekilmiş bir fotoğrafı. Kuzey Kore'de çok az kişinin arabası var. Halk toplu taşıma araçlarını kullanıyor ve hemen herkesin bisikleti var. Bu fotoğrafta göz alabildiğine yeşillik içinde bisiklet ve at arabalarıyla ulaşımını sağlayan yerel halk göze çarpıyor. Şehirdeki yerel bir marketten bir kare, az sayıda sebze ve raflarda az sayıda kurutulmuş meyve kendine yer buluyor. Yıkık dökük pembe bir binanın önünde oynayan 3 kız çocuğu, Kuzey Kore'de sıklıkla görmeyi ummayacağınız bir görüntü aslında. Başkent sokaklarında müşteri bekleyen taksiciler, hepsinin resmi giyimli olması dikkat çekiyor. Kuzey Kore'de fotoğraf çekmek riskli ve oldukça zor. Hükümet yetkilileri bu kuralları çiğneyen turistleri oldukça yakından izliyor. İki genç Kuzey Koreli kadın bir çiçek sepeti taşırken görüntüleniyor. Her ne kadar iyi giyimli olsalar da ülke nüfusunun birçoğu yoksulluk sınırında yaşıyor. İşçiler sokak lambalarını tamir ediyor. Kırmızı kamyon ise o kadar eski görünüyor ki çalıştığına şaşırmak lazım. Bir grup kadın zaten tertemiz olan başkentin sokaklarını süpürüyorlar. Gündelik yaşamdan bir kare. Yüksek ve ruhsuz binaların arasında halk geniş kaldırımlarda işlerine gidiyorlar. Şehrin donuk temasının en büyük sebeplerinden birisi de harap ve bakımsız büyük binalar. Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung ve oğlu Kim Jong-il'in çok konuşulan dev metal heykelleri. Kuzey Koreliler liderlerinin bakışları altında yaşamlarına devam ediyorlar. Çok az sayıda aracın olduğu ülkede trafik polisleri ise her daim görevlerinin başında pür dikkat bekliyorlar.
Başkentte bir otelin resepsiyonunda bile dev ekranlarda Kuzey Kore'nin eski liderlerinin görüntüleri dönüyor. Kore'deki birçok bina oldukça yüksek katlı. Mihal'in ziyaret ettiği bir binanın asansörünü görüyoruz. Gri gökyüzü şehrin gri binalarına ayak uydururcasına daha da kasvetli bir atmosfer yaratmış. Kuzey Kore yolculuğu sırasında tren camından dışarıda yerde oturan demiryolu işçilerine bir bakış. Mihal'in aktardığına göre fotoğraf çekmek istiyorsanız iki heykelin de aynı karede tam olarak görünmesi gerekiyor. Heykelleri arkadan çekmek ise yasak. Her gün buraya çok sayıda Kuzey Koreli gelerek heykellerin karşısında eğilip çiçek bırakıyorlar. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.